dün Türkiye'nin kalbinde Ankara başkentte karanlık bir terör saldırısı girişimi vardı. Terör örgütü mensupları onlar da hızlı bir şekilde etkisiz hale getirildiler. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de beklentiler oldukça yüksek. Toplumun pek çok kesiminden ama öncelikle gündem başlıklarından birisi manidardır. Tam da 1 Ekim'e denk geldi dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı'nın da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemi açılışında kurduğu cümle ifade. Terörün son çırpınışları İçişleri Bakanlığı'ndaki o karanlık saldırıya dair hem yeni notları ileteceğiz hem de Cumhurbaşkanı'ndan ve Türkiye bu saldırının ardından tek yürek oldu. İktidarıyla, muhalefetiyle, sokaktaki herkes bu saldırının ardından tek yürek oldu. O notlarımızı ileteceğiz. 9.30 itibariyle İçişleri Bakanlığımızın Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde hain terör saldırısı girişiminde bulunmuştur. Teröristlerden biri zaten canlı bomba düzeniyor var, kendini patlatmış. Diğeri kendini patlatmaya fırsat bulamadan başına vurulmuş. İki caninin etkisiz hale getirildiği eylem terörün son çırpınışlarıdır. Başkent dün güne İçişleri Bakanlığı'nın hedef alındığı terör saldırısı girişimiyle uyandı. İki terörist ellerinde silahlarla İçişleri Bakanlığı'na girmeye çalışırken birisi kendini patlattı. Diğeri ise polis tarafından etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada iki polis yaralandı. Kahraman polislerimiz büyük bir felaketin ortaya çıkmasını önlediler. Kendi hayatlarını tehlikeye atarak hiç tereddüt etmeden. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana terör örgütleriyle, zehir tacirleriyle, organize suç çeteleriyle amansız bir şekilde gece gündüz demeden kararlılıkla devam ediyoruz. 1 Ekim tesadüfi değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne birkaç yüz metre ötede böyle bir terör saldırısının yapılmasının ne anlamlar içerdiğini çok iyi biliyoruz. Vatandaşın huzuruna kasteden alçaklar emellerine ulaşamamıştır. Asla da ulaşamayacak. Biz daha bir sonuç almadık. Yayınlanınca hep beraber öğreneceğiz. Ama görünürde bir lav silahı gibi bir şey var yani. 1 Ekim sabahında meclis yeni yasama yılına hazırlanmış, saatler sonra Cumhurbaşkanı'nın katılacağı törenle kapılarını açacaktı. Ancak patlama sesiyle yankılandı meclis çevresi. Kısa bir süre sonra da o sesin kaynağının meclisin hemen yanındaki İçişleri Bakanlığı'nın önü olduğu anlaşıldı. Kahraman polisimizin cevaliyeti, kararlılığı, sezgisiyle onlar araçtan iner inmez silahla mukavemette bulunulmuş. Son terörist de bertaraf edilene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Terör örgütünün siyaseti yönlendirmesine müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk mesajını meclis kürsüsünden verdi. Siyasi parti liderleri sosyal medya paylaşımlarıyla iktidardan muhalefete teröre karşı tek ses, tek yürek oldu. Terör bir insanlık suçudur. Kimden ve nereden gelirse gelsin ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz. Hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz. Geçmiş olsun Türkiye'm. İçişleri Bakanı yanında MİT müsteşarı ile birlikte terör saldırısı girişiminde yaralanan, hastanede tedavileri devam eden iki polisi ziyaret etti. Polislerin hayati tehlikeleri bulunmuyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili de yayın yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığı teröristlerden birinin PKK üyesi olduğunun tespit edildiğini, diğerinin ise kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Göreceksiniz terör örgütlerinin, suç çetelerinin, zehir tacirlerinin hepsinin ama hepsinden bizim gücümüz, dirayetimiz, kararlılığımız üstesinden gelecektir. İçişleri Bakanlığı'nın hedef alınması, İçişleri Bakanlığı'nın önünde gerçekleşmiş saldırının ne zamanlaması açısından. İçişleri Bakanı Yerlikaya terör örgütleri ve çetelere karşı kararlı mücadele sözü verirken İçişleri Bakanlığı'na saldırının zamanlaması için sorulan soruya Erdoğan'ın İçişleri Bakanı görevini yaptı sözleriyle karşılık vermesi dikkat çekti. Terör ve teröristler amaçlarına ulaşamayacak dedi Cumhurbaşkanı. İçişleri Bakanı'nın vurgusu, yelpazeyi de geniş tutarak yapmış olduğu kararlılık vurgusu, o da dikkat çekiciydi. Gazete Pencere'nin de manşetinde yer alıyor. Hemen bir paylaşalım siz evden çıkmadan. Neler söylendi bu terör saldırısı ile ilgili? En sıcak gelişmelerin nedir? Onları öğreniyorsunuz. İçişlerine karanlık saldırı, Yerlikaya'dan çete mesajı, son dönemde çete ve mafya gruplarına yönelik operasyonlarıyla isminden söz ettiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırının ardından dikkat çekici bir açıklama yaptı. Olayı hain terör saldırısı girişimi diye nitelendiren Yerlikaya kararlılık açıklamasında yelpazeyi geniş tuttu. Terörle, onların işbirlikçileriyle, zehir tacirleriyle,
çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir vurgusu önemliydi.